Agil Gülüye savaştaki cesur askerlerimizden biriydi. 20 yaşındaki Agdamlı kahramanımız askerlik yaptıktan sonraki kariyerine asker olarak devam etti. Agil Gülüyev, Füzuli, Cebrail, Gubatlı, Zengilan yönündeki savaşlarda özel kahramanlık gösterdi. Ayrıca zapt edilmez bir kale olarak kabul edilen Şuşa'nın kuruluşunda rol oynadı. Ailesi Agil'in çocukluğundan beri ülkesini ve bayrağını sevdiğini söylüyor. Agil Gülüyev'in kardeşi de orduda görev yapıyor. Türkiye'deki Teknopark ile İnovasyon Ajansı arasında kültürel ve bilimsel işbirliği mutabakatı imzalandı. Ulaştırma İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı bünyesindeki Yenilik Ajansı bildirdi. Raporda Türkiye ile ortak yüksek teknoloji parkının Karabağ'da kurulacağı belirtiliyor. Karabağ'ın düşman işgalinden kurtarılmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı talimatıyla bölgede çevre düzenlemesi çalışmaları başladı. Karabağ'da teknoloji parkları ve yenilik merkezleri açılması planlanmaktadır. İnovasyon Ajansı Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden birinde yer alan ve 130 teknoloji firmasına destek veren Teknopark ile mutabakat imzalarak bu yönde ilk adımı attı. Mutabakatta her iki tarafın gelecekteki ortak faaliyetlerini yansıtan maddeler içermektedir. Azerbaycan'da teknoloji bilgi düzeyini artırmak ve genç personeller yetiştirmek amacıyla hızlandırma programları, teknoloji transfer programları, bilgi ve tecrübenin düzenli olarak paylaşılması planlanmaktadır. Bu amaçla karşılıklı seminerler, eğitimler ve konferanslar düzenlenecek ve en önemlisi ortak bir yüksek teknoloji parkı oluşturulacaktır. Parkta en son yumuşak ve sert bilimsel araştırmaların yanı sıra yüksek teknoloji cihazının üretiminin yapılması planlanıyor. Düzenli kampüsler, gençlerimizin ve uzmanlarımızın birbirleriyle iletişim kurmaları, deneyimlerini paylaşmaları ve yeni fikirleri hayata geçirmeleri için bir ortam yaratacak. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdüleyeva'dan yabancı basında çıkan haberlere yanıt olarak bir grup Fransız milletvekilinin Ermenistan ve Dağlık Karabağ'ı ziyaret edeceği ve orada insani durumu değerlendirmek için toplantılar yapacağı yönündeki haberlere üzerine Dağlık Karabağ bölgesi dahil olmak üzere Azerbaycan topraklarına yapılacak ziyaretler Azerbaycan hükümeti ile mutabık kılınmalıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki egemen topraklarına yapılan ziyaretlerdeki resmi tutumun net olduğunu söyledi. Azerbaycan mevzuatını ihlal edenler uygun yaptırımlarla karşı karşıya ve Azerbaycan topraklarına gelecekteki ziyaretleri kısıtlanıyor. Fransa'da İslam ve Müslüman düşmanlığı sınır tanımıyor. Tunus asıllı İtalya vatandaşı Hacer Barkus başörtüsünden dolayı işten çıkarıldı. Çok büyük bir ayrımcılık altında yaşıyoruz diyen Barkus 8 yıldır çalıştığı Fransa'da yaşadıklarını anlattı. 2 yıl önce uluslararası bir fast food zincirinde çalışmaya başladığını söyleyen Barkus, mülakatta iş yeri müdürü başörtü ile bir sorunları olmadığını söyledi dedi. Bir süre sonra çalışanların başörtüsünden rahatsız olduklarını ifade eden Barkus şunları söyledi. Çalışırken eğitimimle devam ediyordu. Yüksek lisansım zorunlu 2 yıl iş stajı vardı. Çalıştığım yere başvurdum, kabul edildim. Normal bir işçi olarak çalışırken şef oldum. Böyle çalışmaya bir süre devam ettim. Bir süre sonra bana baskılar başladı. Neden kollarını örtüyorsun? Mobbingi yaptılar. Ağır sözler, hatta hakarete varan cümleler kullandılar. Çok büyük baskı yaptılar. En sonunda da işime son verdiler. Başörtüm sebep gösterdi. Yüksek lisans programım iş yerimle direkt alakalı olduğu için işten çıkarılınca otomatik olarak eğitimim de yarıda kaldı. Böyle çıkarıldığım için iş yerini mahkemeye verdim. Çok büyük bir ayrımcılık altında yaşıyoruz. Sadece dini sebepten dolayı bize karşı yapılan uygulamalar çok büyük psikolojik bunalımlara yol açıyor. Avrupa'da özellikle Fransa sözde hürriyet, özgürlük, demokrasi ülkesi propagandası yapılıyor ama fiili durum tamamen çok farklı. Özellikle Müslümanlara karşı çok büyük bir ayrımcılık ve zulüm var dedi. Dünya çapında yaklaşık 65 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü. Yaklaşık Avrupa'da, Asya'da, Kuzey Amerika'da 17 milyon, Güney Amerika'da 12 milyon ve Afrika'da 3 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Enfeksiyonların sayısı bakımından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa'dır. İran'da 975.951 kişiye, Türkiye'de 668.957 kişiye, Gürcistan'da 139.343 kişiye ve Ermenistan'da 135.967 kişiye koronavirüs testi kondu. Azerbaycan'da koronavirüs ile enfekte olan 125.602 kişiden 1433'ü hayatını kaybetti ve 76.897'si tedavi edildi.